olmaz. Yakından bu kıracak şimdi. Kırdığını kabuğu bir yere atıyor, içi bir yere atıyor. Bu kırma makinesi Seyda. Kırma makinesi. İçinde, özellikle içinde taş oluyor. Taş. Dur, ben bayağı yapayım. Ha şey gibi, bilye gibi. Kırıp kırıp geçiriyor, ayıklıyor kısım makine. Kabuk. Kabuk gördün mü? İstanbul'da elimize geçmez ki bu kabuk. Tabii. Kabuklar ne oluyor acaba? Anlatacağım ya ben. Hepsi satılıyor. Ya buraya koyduğumuzu sesini biliyorum. Elevatörden şu eleğe al. Elekte numaraları ayırıyor. Kabuk boy, yani. Boy boy ayırıyor. Üç defa da kırma yapıyor. Şimdi özellikle hani kabuk ve şey kısmını ben onu bir de şu içeri kabuğu. Yakından çekim, evet. Cive, civeloğlu yazıyor bu. Evet, civeloğlu. Şey, ölçü, kalibre kalibre yapıyorlar. Kendi bölümümüz var orada, kendi bölümümüz var. Evet. Son burada yaptığımız. Arkadaşımız istiyor. Okey. O vakum makinesiyle. Vakum. Bu şey yapmak için kavanozda eziyorsun. Paketleniyor. Şimdi bu halde. Evet. Bu kavrulmuş mu? Bu kavrulmuş mu? Tozunuzla bir karışık. Kabuğu, çürüğü, şeyi,
o hale dönecek. O hale dönecek. Evet. Nihayet olay bu. En şey o. En son olay o. Sonra kalanlar mesela beğenmediklerini şey mi yapıyorsun? Ezme yapıyor. Ezme yapıp aynı. Şekerle veya işte şekersiz. Sade. Sade. Bunlar senin geçen senede pikolalarını. Emanetlerini. Evet. Bunlar ne? Pikola. Bu küçük ne yapayım? Tamam orada ha bu tarafa gel. Canım. Bak şunlara bak. Fındıklar. Bir yandan yiyelim, bir yandan konuşalım. Evet. Ben bunları ekipten mi anlatırdım hikayeyi? Hikayeyi anlatırdım ben. Ey gidi. Bizde İstanbullu yazı hikaye var bizde. Anlatırdık, toplanırdık. Başka vakit geçmiyor oradaki vatandaşlarla. Hikayenin tam yarısına gelelim. Cigara içiyoruz ya. Bitti cigara. Ver bir cigara. Devam edelim. Çifte kalmış. Eyvallah. Şimdi bu çifte kalmış. Hmm, çok güzel. Hmm. Çifte kavrulmuş. Yavrum nasıl bakın da yiyor ya. Hmm. Fındık da eşlik edebilir ona. Oh. Burası ordu değil mi? İyi gitti. Neresi burası? Ordu bu hangisi? Hem yeni fındık hem de tek kavrulmuş. Tamam. Hı. Teşekkür ediyoruz. Bak kızlara da bir şey olur. Gel otur ya. Otur şimdi tamam yeter. Anlat birazcık burayı şeyi anlat. Askerlik anılarını anlat. Ben yerim şimdi sen. Şimdi ne kadar zaman oldu bu başlayalım? Üçüncü sezon oldu sen. Bizim de yani biz emekli olduk buraya köye geldik. Aha. Ayşe bir yerde çalışıyor. Ayşe biliyorsun finans uzmanı. Bir holdingde çalışıyor. Ve daha bir ziraat mühendisiyle tanıştım. Zaten böyle üretmekle ilgili bir hep kafamızda şey vardı. Bir şeyler üretmek, kendi ürünümüzü üretmek. Ziraat mühendisiyle aslında ziraat mühendisi bahçede bana yardımcı olsun diye çağırdım. Misafir ettim. Hatta okullara gidiyormuş. Organik Tarım Okulu diye bir karavanı var. Okullara gidiyor, okullara tohumu tanıtıyor, fideyi tanıtıyor. Ona dedim tam bu bizim adamımız. Aradım telefonla. Ünye'de bu adam. Aradım telefonla dedim gelir misin dedim. Benim işte küçük bir bahçem var. O bahçemde bana gübrelemeyi, budamayı, fındıkla ilgili bilgilendirme yap diye. Eksik ona yetti. Eksik bilgileri tamamladı. Aynen öyle. Yani doğru bir şeyler, yani çağa uygun doğru bir şeyler yapmak isterdim. Geldi sağ olsun kırmalı. Tam Ünye'den geldi adam. Burada Ünye'de. Bu iş konusu, Ayşegül'ün iş konusu gündeme gelince dedi ki hocam ne iş arıyorsun dedi ya. Ne yapayım? Ham madde ayağının altında dedi. Böyle bir iş var. Fındık Harmanı diye bir yer var. Genç bir kız bunu Giresun'da evini üçüncü katında yapmaya başlamış. Çekişle kırarak yani çekişle fındık kırarak. Makinesiz. Sobada kavurarak internetten satmaya başlamış. Bunu söyledi bize. Biz hemen ertesi gün oraya gittik ve gördük bu olayı. Gerçekten aklımıza çok yattı. İşte kursuna gittik. Yapılması gereken işlere, neler yapılması gerektiğini. Ya çok engeller çıktı. Ama şu anda hem kendi ürünümüzü artık değer katarak değerlendirmek satıyorsunuz. Hem de çiftçinin fındığına değer katmak ayrıca bir çok güzel olacak. Oldu. Çok iyi iş yaptınız. Yani şimdi ham madde ayağın altında yok kamyonun tekeri patladı gelmedi gelmeyecek öyle bir şey yok. Ama bahçeden topladın getirdin koydun oraya. Ha. Aksilikler ne oldu ki? Kuruluş aşamasında ha. Oldu sen. Yasal. Yasal aynı. Orancık şu anda bu normal Gürsoy işletmesinin statüsü neyse Ticaret Bakanlığı'nda aynı bu işletme statüsü aynı. Sadece kapasitesi az. Evet. Bizimkinin 12 bin ton, bizimki 300 ton. Anladım. Yani öyle söyleyeyim. Anladım. Öyle bir kapasite. Şuna bakmam lazım. Evet, evet. Bak bak. Çünkü şey var, kavurmayı. Fındık gazetesinin ilk baskısı. Çok iyi. Birinci sayı. Kim basmış? Yengemin parmağı vardır onun. Bu ilk sayısı. O ilk sayısı Ayşegül'le röportaj yapmaya geldiler onunla ilgili. Tamam bunu biliyoruz. Göndermiştim. Bu adamları çiğ köfteyle büyüttük ama. Evet. Zaten çiğ köfte senin çiğ köfte. Şimdi ama senin çiğ köfteni istiyor daha. Şimdilik bunlarla devam etsinler. Duydunuz mu? Cem.
bu sade, bu şeker. Teşekkür ediyorum. Balla tüketmenizi öneriyoruz. Eyvallah. Şu onlar biraz dinlenmeye gitti. Aman aman. Ben tahmin ettim şu an yoğun köyde zaman. Köyde olmanın avantajı bu. Onlar sabahtan çok erken geldi. Yoğun zaman çünkü. Oh yoğun zaman. Çocuk olarak mı? Kule dibinde biz başka... Kule dibinde. Ha, kule dibinde. Tamam, sizin bir bağınız var mı? Ortak olacak. Tamam, tamam. Aynen öyle. Kule dibi. Haa, o kule dibindeki bağları gezmiştik. Evet, evet. Şimdi ya, o Havra'nın az ilerisinde sağda şeye giderken, Şişhane'den girdiğinde orada bir arkada bu fındık da onun zaten şu anda. Öyle mi? Oğlu evleniyor. Bir iki toplantı yaptık orada, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Sonra rüzgar sağ oldu, gitti. Ya rüzgar öyle deme, o top, onun da bir faydası var. Olmaz mı? Çok güzel yer olmuş. Aslında profesyonel olmuş yani. Çok, tam profesyonel. Ya Eda çünkü çok zorlu çekti gerçekten. Yani öğrenmek için çok zorlu çekti. İş yabancı, biz işe yabancıyız. Yani piyasada olan da yok. Biz bunu... Emsal yok. Emsal yok. Yok. Yani Sema güzel bir şey söyledi. Hani ne gibi sorunlar çıkıyor. Her yerde kendine has bir sorun çıkıyor. Ne bileyim buranın, şura yoktu. Geçen sene burayı makine, ekleme. Kırma makinesi, çok toz yapan, kirli bir makine. Ayrıca tarım ilmi gibi de istemiyor zaten. Biz de istemeyiz. Bak hemen ağzına atıp biliyorsun şu an. Dijen bu donuşta yani direkt yıkama yok, şey yok. Yıkama yok, pişirme yok, haşlama yok. Onun için doğal olarak hemen tüketime sunulduğu için gerçekten çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ben gelenlere de aynı şeyi söylüyorum. Siz istediğiniz öneriyi, yani bildiğiniz öneriyi zaten yapıyorsunuz. Bunu cezai işlemden önce yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Biz buna uymaya mecburuz zaten, uymak isteriz. Evde de şimdi çok büyük bir değişiklikler yaptık. Evde güzel 60-70 metrekare bir zeminimiz oluştu. Ama birazcık tadilat gerekiyor. Atıyorum şu kavurma makinesini ve vakum makinesini oraya götürüp burada kırıp kavurup oradan çok rahat güzel. Gece, gündüz, sabah hiç elinizin altında olur. Elimizin altında. O güzel. Çünkü pis işi burada yapacaksınız. Bir de kabul zaten. Kabul yani. İşin kabulü de bu. Ürünün kabulü ürünün de kabulü bu. De burada. Ya, buraya yol üzeri. Bu doğru. Yol, mantıklı. Sivas yolu. Sivas'a giden bir yol. Orada Sivas yolu. Üzerinde 5 tane falan ilçe var. Peki şeyi, ürünleri nasıl pazarlıyorsun? Eda, ürünleri biz internetten pazarlıyoruz. Ayşegül şimdi bir tane yeni e-ticaret sitesi kurdu. Kendi arkadaşlarımızdan, çevremizden bugüne kadar öyle götürdük. Instagram'dan geliyor mu şey? Çok geliyor. Sema çok şey değil ama biz asıl iki yıldır değmencilik yaptık. Satıştan çok vatandaşın ürününü işliyoruz. Anladım. Onlar ama size bir... Ama döndürüyor sistemi aslında. Sistemi döndürüyor ama çok yorucu bir iş. Bu işin içine daha rahat edeceğiz. Pratikleşiyorsunuz zaten. Hem işi tanıyorsunuz. Tabii ki var ama. Hem eksiklikleri telafi ediyorsunuz. Zor olmuş. Çok zor. Yani hakikaten çok zor. Bir de ciddi de yatırım yapmışsınız. Yani maliyetli bir ayrı fazla oldu belli. Krediler mrediler çekilmiştir. Öde yani kredi çekildi tabii. Ve Koskep'in bir desteği oldu Ayşegül'e sadece. Küçük cüz'i bir şey yani. 100 bin lira bir desteği oldu. Onu verene kadar bile canları çıktı yani o şeyi, genç girişimci, kadın girişimci kapsamında böyle bir şey var. Yani Eda, ya bu işin maliyeti şu anda 2,5 milyon lira. Belli zaten. Ya o komple, doğru. Şimdi bir makine çıkardık. Şimdi yapamazsın onu o parayı. Orhan, biz 650'ye kurduk olmuş. Biz şey değil ama şu andaki maliyeti kurallar var. 2,5 milyon lira. Yeni aldınız değil mi makineyi? Her şeyi yenisi var abi. Hiç ikinci el almadım. Bir de şu anda sürekli bir şeyler istiyor. Seçme makinesi var ya da. 15 bin dolar. İşte ama seçme de 600. Önemli. Ama ya gene el atman gerekiyor. Ya şey niçin? Tamamını seçemiyor. Ha, ama işi çok ampulat. Biz geldik gördük. Güzel oldu. Fındığımızı yedik. Konuyu öğrendik. Çiğ köfteye ayrı gelinecek. Çiğ köfteye gelinecek. Şimdi evin üstünde çok güzel bir veranda oluştu. Orada. Çiğ köfte yapmaya
Beklerken sağ olsun ağırlamışlardı Nedim Bey'leri, misafir etmişlerdi bizi. O zaman değil mi sen o tatlar aklında kalmış? Palamut'u bir yapmıştı ki öyle soslu moslu. Sizin şimdi sezonunuz bu. Ne kadar sürüyor bu yoğunluk? Ya Eda, biz bu sene sadece Temmuz'un 15'ine kadar sezon sürdü bizde. İki fason iş yapıyoruz biz. Şu andaki o tezgahtaki biri kendi internet sitesi var. Ürününü getiriyor, paketini getiriyor. Paketin üzerinde bu ürün tamamen her şey prosedüre uygun. Civeroğlu fındıkta işlenmiştir diye yazıyor. Devamı yani gelir. Devamı onun o internetten satış yapıyor onlar. Devamı geliyor. Hmm. Şimdi bir de kafelerde gençler bilirler onu. Atom içecek diye bir içecek varmış. İçine kavrulmuş fındık atıyor. Burada bir komşumuz var. Çok güzel bir kafesi var olan şeyde. Şehir içerisinde çok da güzel girişimci birisi. Ben diyor 7-8 tane fındık atıyorum içine diyor. 4 ton da fındığı oluyor. Kendisi getiriyor. Bu sene dışarıdan aldı. Hmm. Kendi fındığını... Şimdi anladım. Aynen. Bak, ne kadar öyle de bir katkımız var. Hmm. Tabii işin yok. Yani tatilin var mı? Tatiliniz var mı? Yok. Yok değil mi? Yok. Hani yani şu sezon oldu biz bittik burayı kilitledik değil. Hayır. Devamlı çalışıyor bak, burası. Terminli, zamanlı. Şubat'ın sonuna kadar devam ediyor. Hmm. Ya bu şimdi Ayşegül şu anda liste yapıyor. Vatandaş fındığını getirecek. Akşam birisi İstanbul'a gidecek, o fındığın yetişip paketlenmesi lazım. Zaman problemi de var. Zaman, daha yetişmemiz gerekiyor. Daha kolay değil. Vallahi değil. Şimdi de her iş 4 ile çarp. 50 kilo fındık mı geldi? 4 ile çarp. Buraya koyuyorsun, kavurmaya götürüyorsun. Tabii. Kavurmadan savurmaya götürüyorsun. Savurmadan alıp tezgaha döküyorsun. Hmm. Tezgahta bitiyor iş. Orada paketleniyor artık. Hadi yani o yine bayan işi küçülüyor. Falan. Ha, küçülüyor. Aynen. Zaten o iş kendiliğinden öyle bir iş bölümümüz oluştu. Hmm. Onlar yani ben o işin işte biraz o ağır kısmını hafifletip onlara teslim ediyorum. İyi, her şey güzel olsun diyelim o zaman. İnşallah. Değil mi? İnşallah diyelim. Evet. İnşallah.